İyi akşamlar, günden kalanlara hoş geldiniz. Borsa kapanışı sonrası her akşam yaptığımız gibi şöyle çabucak bir bakalım piyasada görünüm nasıl, fiyatlamalar ne seviyelerde, günü bir toparlayalım. Borsa İstanbul günü yatay pozitifte 9.757 puanda kapadı. Dolar TL 34'te, Euro TL 38'in az bir parça üzerinde fiyatlanıyor. Euro dolar çaprazı 1.11.28 seviyesinde. Tahvil tarafına bakalım, akşam üzerinden beri bir değişiklik var mı? Yok. 10 yıllıklar 3.82, 5 yıllıklar 3.64, 2 yıllıklar 3.84'te. Geçelim emtia ve kripto para tarafındaki hareketlere de bakalım. Spot altının ons fiyatı 2.506 $93, gram altın 2.745 lira fiyatlamasında. Bitcoin 59.000'in de altına kaymış son baktığımızdan bu yana, 58.768 dolarda. Brent petrol $79.22. Amerikan tipi ham petrol ise $74.97. 75 doların kıyısında bir görünüm var. Bakalım Avrupa tarafında işler nasıl seyrediyor? Yani Londra'ya gideceğiz. Ceren Dilekçi Kösoğlu ile konuşacağız. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar. Ceren hoş geldin, iyi akşamlar. Gün sonuna doğru piyasalarda farklılaşma var mı? Zeynep, evet, bir miktar daha aslında primler hızlanmış durumda. Öğle saatlerine kıyasla Avrupa endekslerinde İngiltere borsası sadece yatay. Onun dışında Alman DAX endeksi %0.6 primli, Fransa borsası artıya geçti %0.2 primli. Kimyasallar endeksi bugün sabah saatlerinden beri %1.5'luk yükselişle bugün sektörel bazda en çok değer kazanan endeks. Doğal kaynaklar endeksi ise %1'lik düşüşte en kötü performansı gösteren endeks. Euro ise dolar karşısında %0.5'lik düşüşle 1.11.20'ler seviyesine işlem görüyor. Almanya'da IFO sanayide işten çıkarmalar konusuna uyarıda bulundu. Ekonomi Araştırma Enstitüsü bugün yaptığı açıklamada Ağustos ayı Almanya iş anketi sonuçlarını açıkladı. Anket sonuçlarına baktığımız zaman Almanya'daki şirketlerin personel planlamalarında daha temkinli davrandığı belirtildi. Temmuz ayında 95.3 puan olan istihdam barometresi Ağustos ayında 94.8 puana gerilemiş durumda. Yani imalat sektöründe özellikle işten çıkarmalar var Almanya'da. Alman şirketlerinin yeni istihdam oluşturma isteklerinin azaldığı belirtildi. İmalat sektöründe daha fazla şirketin işten çıkarmayı değerlendirdiğine yer verilmiş oldu IFO'nun değerlendirmesinde. Ekonomideki zayıflık istihdam gelişimine de yansımakta. Siparişler yetersiz. Bu da şirketlerin işe alımları frenlemesine neden oluyor. Tabii istihdam barometresine baktığımız zaman imalat sektöründe belirgin bir şekilde düştüğünü görmekteyiz. Fakat sadece imalat tarafında değil, aslında perakende cephesinde de işler çok iyi gitmiyor. Mesela mağazalarda müşteri eksikliğinin yaşandığı belirtildi. Bu nedenle perakende sektöründe de ve inşaat sektöründe de yaşanan ağır kriz nedeniyle çalışanların şu anda elde tutulmakta olduğu, fakat önümüzdeki dönemde bu krizin ağırlaşması halinde işten çıkarmaların bu sektörlere de yansıyabileceğini ifade edilmiş oldu. Almanya ekonomisinde resesyon riskinden bahsediyoruz. Bu hafta biz ikinci çeyrek büyüme verilerini almıştık. %0.1 oranında daralmıştı Almanya ekonomisi. Büyümekte zorluk çekiyor. Üçüncü çeyrekte her ne kadar sınırlı da olsa bir büyüme beklentisi olsa da Almanya Merkez Bankası'nın bazı düşünce kuruluşları üçüncü çeyrekte ekonomide daralma bekliyorlar ve bu senaryo gerçekleşirse teknik bir resesyona girmiş olacak. Almanya ilk kez 2020 yılından itibaren 4 yıl sonra yeniden bir teknik resesyon yaşamış olacak. Alman hükümetinin bu sene için büyüme tahmini %0.3, fakat Bloomberg ekonomistleri %0.1'lik bir büyüme öngörüsü var bu yılın sonu itibariyle. Aynı zamanda bugün doğalgaz fiyatlarının yeniden biz yükselişe geçtiğini görmekteyiz. Bir süredir zaten doğalgaz fiyatları yükseliyor. Fakat son bir haftanın en yüksek seviyesine geldi. 39 euro megawatt saat seviyesine tırmandı. Hollanda'da işlem gören doğalgaz vadeli kontratları. Bunun nedeni Norveç'ten akışların 2 ayın en düşük seviyesine gerilemesi. Çünkü sağlıklı stoklara karşı Avrupa'daki en büyük tedarikçi Norveç. Bu nedenle Norveç'ten gelen gaz akışındaki azalma, arıza yazanan düşüş endişelerin artmasına yol açtı. Ve 4. gün üst üste Avrupa'da biz doğalgaz fiyatlarında
düşüşün devam ettiğini görmekteyiz. Bugün vadeli işlemlerde %2'ye yakın bir düşüş söz konusu. Norveç'in gaz ihracatı mevsimsel bakım nedeniyle çarşamba günü önümüzdeki hafta daha da düşecek ve Haziran ayından bu yana en düşük seviyesine ulaşacak. Kıta geneli için kritik bir zaman aslında bu dönem. Çünkü Rusya-Ukrayna tarafındaki çatışmalar zaten doğal gaz akışını riske atmaya başlamıştı. Ve Norveç'in aslında mevsimsel olarak hep bu dönemde yaptığı bakım çalışmalarının savaş dönemine denk gelmiş olması, yani tansiyonun arttığı döneme denk gelmiş olması bir miktar daha endişeleri artırıyor. Bu ne demek? Yani gaz akışının azalması demek. Ağustos sonundan itibaren yaklaşık 3 hafta boyunca Avrupa, İtalya ve Fransa'nın günlük gaz ihtiyacına eşdeğer bir akıştan mahrum kalacak. Tabii stoklara baktığımız zaman stoklar %90'lar seviyesinde. %92 oranında dolu şu anda Avrupa'da stoklar. Fakat kurumlar değerlendirmelerinde aslında yüksek stokların Avrupa'yı bu gaz akışındaki savunmasızlığa karşı yakın dönemde koruyamayabileceğini ifade ediyor. Yani bu risklerin artıyor olması, belirsizliğin artıyor olması önümüzdeki dönemde daha fazla dalgalanmaları beraberinde getirebilir Avrupa'da doğalgaz piyasasına Zeynep. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sundu. Profesör Sadi Uzunoğlu yayına katılacak bu noktada. Sadi Hocam hoş geldiniz, iyi akşamlar. Duyabiliyor musunuz? Sesiniz kapalı hocam, bir açabilir misiniz? Tamam Zeynep. Tamam, şimdi oldu. Hoş geldiniz, iyi akşamlar. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Şimdi gündemde bir sürü başlık var ama isterseniz en son İstanbul Sanayi Odası Başkanı'nın mesajları üzerinden biraz sohbetimize başlayalım. Kendisinin, Sayın Bahçıvan'ın söyledikleri, not aldıklarımı ben size ileteyim ve bunun üzerinden sizin değerlendirmenizi almak istiyorum. Şimdi şunları söyledi. Bu enflasyon dedi, sosyolojik olarak çok daha farklı bir enflasyon. Göstergeler 3. çeyrekte ivme kaybının belirginleşeceğine işaret ediyor. Ve dedi ki dezenflasyonu sağlamak için ekonomik büyümeden vermemiz gereken taviz düşünüldüğünden daha yüksek olabilir. Daha fazlasını da söyledi ama hani bunlar benim dikkatimi çekenlerdi. Dolayısıyla bu 3 mesaj üzerinden biraz değerlendirelim istiyorum. Ne diyorsunuz bu enflasyon? Eğer katılıyorsanız neden geçmiştekilerden çok daha farklı bir enflasyon? Büyümeden ikinci olarak gerçekten beklenenden fazla bir feragat verme riski yüksek mi size göre de? Ve tabii daralma derinleşmesi için ne diyorsunuz? Evet, şimdi tabii reel kesim yaşanan sıkıntı ortada. Yani hepimiz gözde görülebilir hale geldi. Çünkü ilan edilen konkordatolara falan baktığımız zaman veyahut da talep edilen konkordatolara baktığımızda ciddi anlamda artış olduğunu görüyoruz. Yani iş adamlarını dinlediğimiz zaman hepsinde hemen hemen talep yetersizliği vurgusu var. Oysa enflasyonun nedenini biz genelde talep fazlalığına bağlamıştık. O nedenle de faizleri yükselttiğimizde sorunu çözeceğimizi düşünüyorduk. Ama yani bunun sadece talep yönlü bir enflasyon olmadığını çok net bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi arz kanallarında ciddi problem var. Yani bunun artık nedenini tartışmak istemiyorum. Yani işte kar hırsı var mı? Var. Efendim fiyatlama davranışlarında bozulma var mı? Var. Neyse. Ne demekse o fiyatlama davranışları falan dediğimizde. Aslında bu şeydir yani politika anlamda, ekonomik politik olarak baktığımız zaman kim güçlüyse o fiyatı ne yapmaya çalışıyor? Belirlemeye çalışıyor piyasada. Dolayısıyla yani böyle fiyatlama davranışları falan diye güzel isimler bulmaya çalışıyoruz. Piyasada dağıtım kanallarında alım yaparken hem de satım yaparken güçlü olan kendi fiyatını belirliyor ve diğerlerinin cebinden kaynağı kendi cebine ne yapıyor? Aktarıyor. Bunun böyle olacağını zaten enflasyon bu demek zaten yani. Bir anlamda kaynakların bir cepten bir cebe aktarılması demek. Bu işten bir de devlet kazanıyor işte. O da vergi topluyor. Fiyatlar yükseldikçe vergi toplamış oluyor. Şimdi bu çerçevede baktığımızda bizim gerçekten talep dediğimizde kimin talebi var diye baktığımızda ithalat rakamları bize gerçeği söylüyor zaten. İşte son açıklanan ithalat rakamına bakıyoruz veyahut da işte Temmuz'a sonuna kadarki ithalat rakamlarına bakıyoruz. Ara malı ithalatında bir düşüş var ama tüketim malları ithalatında artış var. Demek ki belli bir kesim yani bu
gücünü kabul etmeyenler veya piyasada ciddi anlamda enflasyondan para kazanan kesim, onların hiçbir zaman talebini düşmesini beklemeyelim. Yani onlar niye talebini düşürsün ki? Vergilenmiyor belli bir kesim zaten. Dolayısıyla vergilense bile kaynakları kendi portföyüne topladığı için ciddi bir birikim yapıyor. Bunlar harcamalarda devam edecekler. Yani bu kesim harcayacak. Önemli olan %80'lik kesimin tamamen artık acil ihtiyaçları dışında veya zorunlu ihtiyaçları dışında alışveriş yapmama noktasına geldiğini görüyoruz. Mesela inşaat sektöründe bir hareket var. Neden var inşaat sektöründe? Çünkü sektörel beklentilerde bakıyoruz. Hafif bir iyileşme var inşaatta falan. Bir satışlar var. Burada fırsatını bulan artık ne yapmaya çalışıyor? Önümüzdeki döneme hazırlanmaya çalışıyor. Şimdiden uygun fiyata ben bunları ne yapayım? Alayım diye bakıyor. Çünkü enflasyon beklentileri de farklılaşmış durumda Zeynep. Yani piyasa anketine bakıyorsun. Enflasyon beklentisi %28. Sanayiciye bakıyorsun. %53. Hane halkı çok yüksek ama. Hane halkı 73. Yani düşünsene. Yani kesimlerin beklediği enflasyona bak. Şimdi böyle bir enflasyon bekliyorsanız bir yıl sonrası için siz iş adamıysanız veyahut da işte hane halkı iseniz, cebinizde paranız da varsa ki o hani pozitif reel faiz de görmüyor. Çünkü vatandaşın yaşadığı enflasyon yüksek ki enflasyon hala beklenti olarak da %73'lerde vatandaşta. Bu gecikmeli olarak düşecek. Burada bir kuşkum yok. Ama vatandaşın düşüncesi eğer ve parası olanın özellikle düşüncesi. Ya ben aslında enflasyonda eziliyorum. Yarın bak yeni projeler de başlamayacak, şu da olmayacak, bu da olmayacak gibi bir beklenti içine girerse doğal olarak bunlar ne yapıyor? Gayrimenkul alımlarını artırıyorlar. Bu dönemi bir fırsat olarak değerlendiriyorlar. Çünkü kriz aynı zamanda bir fırsat biliyorsun. Yani tabii parası olanlar için fırsat. O nedenle yani genel olarak İstanbul Sanayi Odası Başkanı'nın söylediklerine katılıyorum. Çünkü burada enflasyonun teşhisinde ciddi bir problemimiz var bizim yani. Sadece bunu faizleri yükselterek çözmemiz gerçekten mümkün değil. İşin bir vergi ayağının olması lazım, maliye politikası ayağı olması lazım. Bütçe açıklarımız çok yüksek. Bu harcamaların verimsiz olarak yapılması enflasyonist bir etkiye yol açıyor. Yoksa ben her harcama enflasyonist demem. Her kamu harcaması enflasyonist değildir. Eğer yatırıma dönüyorsa, yatırıma yöneliyorsa, verimli yatırımlara gidiyorsa, verimli alanlara gidiyorsa, işte üreticiyi destekliyorsa, örneğin tarımda üreticiyi destekliyorsa, işte tarımın modernleşmesi için, teknoloji yatırımları yapabilmesi için tarımı destekliyorsa, çiftçiyi destekliyorsa, niye enflasyonist olsun? Çünkü ne yapacak çiftçi? Üretim yapacak. Yani aldığı bu desteklerle üretim yapacak. Arz artacak. Arz arttığı zaman aslında teknolojinin getirdiği verimliliği de kullanacak. Ve bu fiyatları da aşağıya doğru, hani aşağıya doğru çekmese bile en azından fiyatları artırmayacak üreticide. Zaten artıramıyor. Yani çiftçi maliyetini karşılamıyor ve artık ekmeme kararı almaya başlıyor. İşte hayvancılık yapan, sütçülük yapan ben bu işi yapmayacağım demeye başlıyor. İnsanları bu şekilde üretimden uzaklaştırırsanız sonuç hüsran. Yani bir taraftan nüfusumuz artıyor, turizm var, insanlar geliyor, işte zorunlu olarak işte gelenler var, göçle gelmiş olanlar var. Yani bu insanlara bizim yeteri kadar yiyeceği ne yapabilmemiz lazım? Sağlıklı ve kaliteli yiyecek. Sadece doyma değil, bakın doyma ayrı bir nokta. Doyarsınız, her şeyi yersin, bir şey yersiniz, doyarsınız. Önemli olan insanların beslenmesi, insanların verimli olarak iş gücünü sunabilmesi. Dolayısıyla bizim maalesef sağlıklı beslenmeyen toplumda bu sefer sosyal güvenlik sisteminde sağlık harcamalarımız artmaya başlıyor. Onun için bu arz kanallarındaki tekelleşme, güç ilişkilerini bence çok iyi ortaya koymamız lazım. İyi gözlemlememiz lazım. Yani bütün bu dağıtım kanalları nerede? Bunlara bakmamız lazım. Şimdi sanayici
elektrik bir taraftan, doğalgaz bir taraftan, maliyet olarak bakıyorum. İş yapan insanlarla konuştuğumuz zaman her adımda bir vergi var. Bir şey yapacaksınız, orada vergi ortaya çıkıyor. İşte bir teşviğe başvuracaksınız. Bugün teşvik dosyası hazırlamak bile bir iş yani. Yine para harcayacaksınız bunun için. Yani siz para alıp yatırım yapmaya çalışıyorsunuz, üretiminizi desteklemeye çalışıyorsunuz ama o teşviği alabilmek için yine para harcamak durumunda kalıyorsunuz ve önce cebinizden çıkıyor bunlar. Dolayısıyla yani gerçekten üretim yapanın çok ciddi anlamda cezalandırıldığı bir ortama doğru gidiyoruz. Kredi faizleri ortada. Öz kaynakları yetersiz özel kesimi. Özellikle KOBİ boyutundaki işletmeleri faizler yükseldiği zaman bunun böyle olacağını bilmiyor muyum? Yani sonuçta bu programın bir durgunluk getireceğini, sadece faizle çözmeye çalışan, sadece parasal daralmayla çözmeye çalışan programın bizi otomatik olarak durgunluğa götüreceğini biliyoruz. Umarız bunun yanında hani çektiğimize de değer de enflasyonu da aşağıya doğru çekebiliriz. Eğer çekemezsek bu sefer kucağımızda stagflasyonu buluyoruz. Yani bir tarafta enflasyon var, bir tarafta da işsiz kalan insanlar, üretimin artmadığı bir ortamla karşı karşıya kalacağız. Dolayısıyla bu uygulanan politikanın sonucunun bu olacağını baştan herkesin görmesi gerekiyordu. Zaten Sayın Şimşek de bunu açıkladı. Yani 2025'te zor geçecek dedi. Finansman maliyetleri yüksek. Ulaşım, finansman maliyetlerine ulaşım çok zor. İşte çekler, senetler, vadeli alımlarda, ödemelerde ciddi aksamalar ortaya çıkıyor. Bunun sonucunun doğal olarak durgunluk olduğunu görmemiz lazım. Yani durgunluk olmadan enflasyonla nasıl mücadele edeceğiz? Yani o da çok kolay bir şey değil bakın. Yani burada da bir tercih devreye girecek. O tercihi yapabilir miyiz, yapamaz mıyız? Çünkü birilerinin mutlaka bu işte elini taşın altına koyması lazım. Şu anda %80'lik kesim koyuyor elini taşın altına. Dolayısıyla bunu yapar mıyız, yapamaz mıyız onu bilemiyorum. Belki biraz daha uzun süreye mi yaymamız gerekiyordu enflasyonla mücadeleyi? Çünkü öyle bir yanlışla başladı ki olay. Şimdi o yapılan 2021 Eylül ayında faiz düşüşüyle başlayan, yani 40-50 enflasyonun olduğu ortamda 8,5'a faizi düşürüyorsunuz. Şimdi hadi bakalım çözelim. Ya o kadar bir yanlış var ki ortada. Yani bu hani bu yanlışı düzeltmek çok kolay değil gerçekten. Çok ciddi tercihler yapmanız lazım. Çok ciddi yani politika seçeneklerine başvurmanız lazım. İşin bir de ortada para politikası dışında başka bir politika da çok fazla yok. Yani onu göremiyoruz. Yani bütünlüklü bir program yok. Hep söylediğim gibi tamam programı eleştirelim. Şimdi para politikasında Merkez Bankası kendi elinde ne varsa onları yapmaya çalışıyor. Çünkü Merkez Bankası'na hedefi vermişsiniz. Enflasyonla mücadele ettirmişsiniz. Merkez Bankası'nın ekonomiyi büyütelim, işsizlik azalsın gibi bir hedefi yok ki. Yani Merkez Bankası kendi hedefi çerçevesinde enflasyonla mücadele ediyor. Asıl büyüme, işsizlik gibi konuların sahibinin maliye politikaları olması lazım. Gelirler politikası olması lazım. Bu da ancak toplumsal uzlaşmayla gerçekleşecek bir durum. Şimdi işte asgari ücrete zam yapılmaması, insanların işte yani asgari ücrete nasıl olsa zam yapılmadı. Biraz böyle hani ücretleri düzeltelim diyen özel kesim de var ama en azından çünkü insanların geçinemediğini gören, çünkü insanlar yarın şunu da düşünebilir. Ya ben bu parayla zaten geçinemiyorum, o zaman işe de gelmeme gerek yok diyebilir. Dolayısıyla çok ciddi bir istihdam kaybı, karşılıklı bir istihdam kaybı da ortaya çıkabilir. Ne olursa olsun diyebilir insanlar. Dolayısıyla biz asgari ücreti evet artırmadık, orada tuttuk. Tamam da diğer taraftan belli kesimler, işte ithalatta gördüğümüz gibi belli kesimler tüketmeye devam ediyor. Biz de teşhis diyoruz ki talep fazlalığı var. Tamam kardeşim, talep fazlalığı nerede var? Yani %80'de talep fazlalığı falan yok. Onun için bu politika tercihleri kolay bir şey değildir. Böyle bir yüksek enflasyon platosuna oturduğunuz zaman toplumsal uzlaşma olmadan oturup işçi sınıfıyla, sendikalarla, efendim memur sendikalarıyla, işverenlerle, çiftçilerle, efendim ticaret sanayi odalarıyla oturup bu işi birlikte
çözmeden, birlikte karar vermeden aynı hedefe yönelmek mümkün değil. Böyle bir toplumsal uzlaşma yok ki. Böyle bir arayış da yok. Biz yurt dışından para aramaya çalışıyoruz. İçeride herhangi bir belli kesimlerle oturulup ne yapılmıyor? Toplumsal uzlaşma yapılmıyor. Bu işlerde toplumsal uzlaşma son derece önemlidir. Herkes eteğindeki taşı dökecek, sorunlarını ortaya koyacak, en uygun çözüm oradan çıkacak ve herkes hedeflenen enflasyon çerçevesinde maaş isteyecekse maaş isteyecek, efendim fiyatını artırmak istiyorsa artıracak veya düşürecek neyse, kamuda elinden gelen her şeyi yapacak, oturacak, o da elini taşın altına koyacak. Bunları bütünlüklü bir program olmadan sadece Merkez Bankası'na yüklenerek bu sorunu çözmek bana açıkçası biraz çok zor geliyor yani gerçekten bu durum. Sadi Hocam, tabii sizin değindiğiniz noktalardan hareketle pek çok soru var ama ben önce şu büyüme tarafını biraz daha sizinle irdelemek istiyorum. Şimdi büyümeden feragat noktasında orada Bloomberg HT'nin anketini de hatırlatayım. Türkiye ekonomisinin 2024 yılında ikinci çeyrekte dönemsel bazda %0,6 daralması, yıllık bazda %2,95 büyümesi beklentisi ortaya çıkan, belirginleşen beklenti. Şimdi az önce siz de söylediniz, Sayın Bahçıvan'ın mesajlarında da var İSO Başkanı'nın. Yani beklediğimizden fazla feragat gerekebilir. Siz de bir politika tercihinden bahsediyorsunuz. Bir yandan da yani nasıl bir politika tercihi ve Türkiye ekonomisi nereye kadar tolere edebilir büyümeden feragati? Yani oradaki direnci ne kadardır? Yani şöyle söyleyeyim, biz tamam büyümeyi hani 7-8 büyüme değil ama en azından büyümeyi 3-3,5'lar seviyesinde yani makul diyebileceğimiz düzeylerde sürdürmemiz gerekiyor. Yani zaten 4'ün altında bir büyüme oranı durgunluk demek. Aslında ekonominin potansiyelini kullanamaması anlamına geliyor. O nedenle buradaki politika tercihlerinde ikisini yani ben ödünleşmeden yani hem büyümeden fedakarlık etmeyeceğim hem de enflasyonla mücadeleden fedakarlık etmeyeceğim. Bu olabilir ama bunu için uzunca bir süreye yayıp bunu oturup toplumsal uzlaşmayla çözmeniz gereken bir programla ortaya çıkar. Bu işin mesela yapısal bir ayağı yok. Hiçbir yapısal ayağı yok. Maliye politikasında baktığımız zaman orada bizim artık şunu görmemiz lazım. Kamu tasarrufu diyoruz ama kamu gerçekten nerelerden tasarruf ediyor? Nerede tasarruf etti? Verimli alanlara yatırım yapıyor mu, yapmıyor mu? Gerçekten kamu yatırım yapıyor mu bu arada? Yani bu harcamaların içinde gerçek yatırım dediğimiz yatırımlar ne kadardır? Çünkü bildiğimiz kadarıyla genelde kamu özel işbirliği projeleriyle götürüyor kamu yatırımları. Yani kendisinin öyle çok ciddi bir yatırım harcaması falan yok. Bakım harcamaları, yatırım harcaması o başka bir şey. Dolayısıyla kamunun burada bir önderlik yapması lazım. Harcayacaksa şunu yapsın. Yani örnek vereyim, işte çiftçiye destek olsun. Sözleşmeli üretimler yaptırsın. Sözleşmeli üretim yaptırdığınız zaman ben bunu alacağım, şu fiyata alacağım diye girdilerini verirseniz çiftçiye, işte tohumunu, gübresini, her şeyini verirseniz bunun sonucunda da belli bir fiyattan geri alırsınız. Hem çiftçiyi desteklemiş olursunuz, üretimi desteklemiş olursunuz, hem de o ürettiğiniz ürünleri bir kere halka ulaştırmış olursunuz. Şimdi bu işlerde böyle bir tekelleşme ortaya çıkıyor ki ileride bakın tekrar biz bu kooperatifleri konuşacağız. Mecburuz yani. Mecbur kalacağız. Çünkü üreticiden tüketiciye bu işi yani bu kooperatif dediğimiz olayı bir kere mutlaka yönlendirmemiz gerekecek. Çünkü dağıtım kanalları ciddi bir problem büyük olasılıkla. Yani bunu da görebiliyoruz zaten. İkincisi plan yok ortada. Yani ne ekeceğiz? Ne biçeceğiz? Nereden büyüyeceğiz? Ortada bir plan olması lazım. Şimdi biz tamamen planı kaldırdık. Herkes ne yaparsa yapsın, işte konjonktüre bağlı olarak ne yapıyoruz? Şu anda et fiyatları çok yükseldi. Oysa bir yıl önce işte hayvancılık sektörünü destekleme sözü vermişiz. Veya 6 ay önce et fiyatları yükseldi. Ne yapalım? Hemen ithalatı serbest bırakalım orada. Bir gelsin şöyle bir iç piyasayı bir kontrol altına alalım. Daha dur yani hani ana
daha doğurmadı. Yani daha hayvan daha beslenip büyümedi. Yani belli bir zamana ihtiyaç var. Onun için plan program olmadığı zaman işte ne yapıyorsunuz? Ha şimdi orada bir şey var. Hadi bugün onu çözeyim. Yani bu hani bir bakkalın veya bir planı programı olmayan bir işletmenin o günkü acil sorununu nasıl çözmesi gerekiyorsa biz sorunu öyle çözmeye çalışıyoruz. Buna oturacağız. Ya biz neye dokunursak bunun sonucunda ne ortaya çıkar? Bunlar planla olur. Yoksa yani işte teşvik veriyoruz. Bu teşvikler gerçekten ne kadar etkin piyasada? Bunlar ölçebiliyor muyuz? Plan olmadan ölçmeniz mümkün değil ki. Sektörlere ne kadar büyük katkı sağladığını ölçmeniz çok kolay şeyler değil. Nedenle yani plansız, programsız, tamamen işi piyasaya bırakmış bir şekilde acil durumda sadece devreye giren sistem belirsizliği artırıyor. Geleceği öngöremiyorsunuz. Yani geleceği öngöremediğiniz zaman zaten yatırım konusunda da isteksiz davranıyorsunuz. Şimdi kurum durumu da ortada. Şimdi ihracatçıya çok fazla yüklenmenin de bir anlamı yok. İhracatçıya yükleneceksiniz, maliyeti belli ortada. Yani fiyat tutturamıyor birçok konuda ve ülke otomatik olarak ithalata daha bağımlı hale geliyor. Biz ithalatı azaltmaya çalışırken aramalı gidiyor bakın. Aramalı ithalatının azalması ekonominin durgunluğa gittiğini gösteriyor zaten. Zaten şey kapasite kullanım oranı da son 6 ayın en düşük seviyesinde. Yine reel kesim güven endeksi son 20 ayın en düşük seviyesinde baktığımızda. Evet. PMI'ye bakın değil mi yani? PMI'da tabii yani 5 ay üst üste. 10 sektörün 10'un da tamamında daralma var. Evet. Şimdi zaten bu çok güzel bir gösterge yani. Aramalı girdisi girmiyorsa içeriye ciddi bir problem var. O zaman bizim ne yapmamız gerekiyor burada? Oturup ya burada bir üretimle ilgili bir problem var. Şimdi talep yetersizliği oldukça bu sefer o zaman üretmiyor. Üretmeyince daha yüksek fiyata satarım diye bekler. Ne diye yatırım mı yapsın yani? Ya içeride karşıda talep kalmamışsa yatırımcının ben daha fazla üreteyim diye bakar mı? Üretimini durdurur, bekler, malının fiyatına zam yapar. Vallahi satıldığı zaman da der. Çünkü dayanabilecek gücü vardır en azından. Satıldığı zaman da daha yüksek fiyata ben bunu ne yapmış olurum? Satmış olurum en azından. Yeniden üretmek için cebimde para olur diye düşünür. Dolayısıyla biz talebi tamamen ortadan kaldırırsak, geniş kesimlerin talebini çok ciddi anlamda kırarsak, bu sefer de yatırımcı, girişimci yatırım yapmaktan vazgeçecek, istihdam yaratmaktan vazgeçecek. Bu zaten ekstra bir işsizliği otomatik olarak gündeme getirecek. Onun için burada oturup bizim yapısal reformlarıyla, yapısal reformlarda da herkes farklı anlayabilir. Oturup bunlar tartışılır, konuşulur, hukuktan başlanarak birçok işin yapısal reform ayağı olur, işin maliye politikası ayağı olur, işin para politikası ayağı olur, işin gelirler politikası ayağı olur. Yani insanların da büyük ölçüde satın alma gücünü ne yapmamamız lazım? Öldürmememiz lazım bu sistemde. Yarın gerekli olacak bu talep bize. Yani ne yapacağız yani? Sadece borçlandırarak mı harcayacağız bu insanları? Yarın harcamaya karşısında faizler düşünce işte ekonomide insanlar harcar. %80'in kesim eğer tekrar borçlanarak harcayacaksa bunun bir anlamı yok. Çünkü bugün borçlanıp harcamak aslında gelecekteki tüketimini öne çekmek anlamına geliyor. Önemli olan onların gelirlerini ayakta tutabilmek. Satın alma güçlerini ayakta tutabilmek. Yani problem buralarda. Kolay bir şey değil çok yani. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Katıldığınız her çarşamba olduğu gibi bana eşlik ettiğiniz için teşekkürler. Burada noktalıyoruz sizin notlarınızla programı. 60 dakikada birazdan yeniden görüşürüz. Ben geri geleceğim.